Kavurma koydum tasa, ağam yar, paşam yar, doldurdum basa basa, hadi gel gel, doldurdum basa basa, hadi gel gel, haydi yarim hopla geldi gel gel, fistanını topla geldi gel gel, Zeki Bey sütten al da geldi gel gel. Eyvallah. Eyvallah. Müşterilerimize, tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Yaptıkları olumlu veya olumsuz tüm yorumlarda. Eleştirileri açığız. Eleştirili yorumları açığız. Çünkü orada gördüğümüz eleştirileri kendimizi düzeltiyoruz. Ona göre şekillendiriyoruz. İkinci videomuza başladık. Yine geçen seferki gibi bir 20 kiloluk kavurmamızı, Kars dana kavurmamızı, meşhur Kars dana kavurmamızı kesiyoruz. Ürünümüz yine birinci kalite. Kars'ın yüksek dağlarında otlanmış hayvanlarımızdan elde ediyoruz. Bizzat kendimiz üretiyoruz. Çok da kaliteli bir ürün üretiyoruz. Geçen videomuza iyi bir yoğun ilgi gösterildi. Müşterilerimizin %95'i, %96'sı memnun kaldı. Birkaçı yağ oranından dolayı şikayetler geldi. Onları da hemen aynı dakika telafi ettik. Çünkü biz her zaman malımızın arkasındayız. Malımız bizim için gerçekten önemli. Çünkü emek veriyoruz ve müşterilerimizin de memnun olmasını istiyoruz. Ramazan aylarında iftar ve sahurda tüketebileceğiniz damak çatlatan bir lezzet. Yine dediğimiz gibi bir yumurtalı kavurma, bir kavurmalı pide bu ürünle gerçekten yapılabilecek bir kuru fasulye, etli kuru fasulye yapabileceğiniz bir ürün. Bu da Ramazan ayında size evinize kadar kargo hizmetiyle gönderebiliyoruz. İlk videomuzda dediğim gibi göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah ikinci videomuzda da aynı şekilde bir ilgi görürüz ve yine müşterilerimize en iyi şekilde, en kaliteli şekilde ürünlerimizi göndeririz. Evet, bu yavrundan bahsedelim, hani dış ilk bakışta o yağ tabakası görülüyor ya. Mesela onu bir anlat. Şimdi şöyle yağ oranı, şimdi aslına bakarsan biz artık yapay ürünler almaktan dolayı doğal ürünler bize biraz ağır geliyor. Bu bir gerçek. Yani şöyle, şimdi bir marketten aldığımız bir fabrikasyon bir kavurmada yağın kokusu dahi olmaz. Çünkü niye, içine katkı maddesi illaki katılıyor. Fakat biz bunu doğal yollarla, yani etin kavram yağını kullanıyoruz. Etin kendi iç yağını kullanıyoruz. Kesinlikle içinde 1 gram dışarıdan katma bir ürün yok. Bundan dolayı da yağ biraz bizim vatandaşımıza biraz ağır gelebilir. Fakat yağ oranımız, şuna inansınlar, 20 kiloda 2 kilo yağ, onu da koymak zorundayız. Yani kavurma yağsız tenekede tutmaz, dağılır. Yani bu kalıp kalıp kesmemizin tek sebebi de kavurmadır. Şey, yağdır. Ve yağ kavurmayı koruyan üründür. Bu da bir gerçektir. Yani bu yağ oranına kesinlikle müşterilerimiz yanlış bakmasınlar. Çünkü yağ olmadan gerçekten olmuyor. Yağı da birinci sınıf, yani gerçekten kendi et yağıdır. İçindeki kavram yağından elde ediyoruz. Bu yağ oranı bu şekilde. Yani dışarıda bir şey yok. Kaşarı çüf korur. Kavurmayı da o içindeki kavram yağı korur. Çünkü kavram yağının özelliği kendi kendine donabilen bir yağdır. Yani kavram yağını bugün dışarı ortamında, sıcak ortamda bile beklettiğiniz zaman kendi kendine donabilen bir yağdır. Zaten kavurmayı koruyan da o yağdır. Yani bu da bir kesin bir bilgidir. O yağdır, kendisini koruyor. Zaten geçen videoda da bahsetmiştim. Eskilerde ete işte dolap yok. O zamanların şartlarında mikrodalga yok, işte ne bileyim yani bir nofrost yok. O dönemde etlerimizi nasıl koruyorduk? İşte dedelerimiz, nenelerimiz bunları pişiriyordu. Kavram yağının içine basıyordular teneke teneke. Bunu bir kış boyu, yaz boyu bunu kullanıyorlardı. Bir kısım kurutma et yapardı, bir kısım kavurma yapardı. Kurutma et de mesela çok lezzetli olurdu ama şimdi onu yapabilecek bir kapasite yok, yani beceremeyiz. O eskilerde yapılıyordu. Şimdi kavurma, ama kavurma da dediğim gibi, yani kavurma artık bizim içimize işledi ve kavurma artık bizim sofralarımızda bir yer aldı. Kavurmanın en büyük avantajı, şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlardı. Ya işte etin kilosu 100 lira, et alır yerim. Tamam, doğrudur, 100 liraya et alıyorsun ama pişirdiğin zaman 700 gram, 650 gram et yiyorsun.
Yani bu pişirdiğin zaman bir kilo eti tencereye atıp tekrar bir kilo yeme şansın yok. Ama burada gelen et sizin net etinizdir. Yani kuru fasulye yapacağınız zaman bir kilo etten yapmayın. Yarım kilo bizim gönderdiğimiz kavurmadan yapın. Net yarım kilo et elde edersiniz. Ama diğer türlü bir kilo et pişiriyorsunuz, 600 gram et kalıyor. 650 gram yağına göre et kalıyor. Bundan dolayı kavurma fiyatı normal etten biraz daha pahalıdır. Ha şöyle söyleyeyim, geçen işte videoda paylaşmıştık, yine söylemiştik. Kavurma net ettir. Gramajı nettir. Fiyatımız da bu süreçte 160 lira. Şu an kilogram fiyatımız 160 lira. Bu şekilde de müşterilerimize de yine iletmiş olalım. Biz de bir dahaki videoda kavurmayı pişireceğiz değil mi? Tabii. Şimdi Allah nasip ederse Kars'tayız zaten. Yani soğuk bir iklimdeyiz. Kars'ta olduğumuz için biraz kar tipi bu Mart ayı da biraz sıkıntılı geçti. Ama Nisan ayının sonlarına doğru biraz daha havalar açıldıktan sonra siz Bedir Bey'le birlikte güzel bir kavurma pişireceğiz. Onu göstereceğiz. Tabii. Hem etinin sökümünü yani biz orada gittiğimiz zaman but etlerimizi asacağız. Budu kendim orada bizzat kasaplığını yapacağım. Doğramasını orada yapacağız ve pişirmesini, en sonunda da dolumunu yapıp videomuzu bitireceğiz. İnşallah güzel bir video yapacağız. Onu da Allah nasip ederse Sarıkamış'ın ormanlık alanında güzel bir yerde, hem de doğamızı gösterelim, Sarıkamış'ımızı da gösterelim. Güzel sarı çamlarımızın içinde güzel bir video çekeceğiz inşallah. Kavurma koydum tasa, ağam yar, paşam yar, doldurdum basa basa, hadi gel gel, doldurdum basa basa, hadi gel gel. Haydi yarim hopla gel. Di gel gel, Zeki Bey kavurmalarına toplan gel. Topla di gel gel. Gel. Peki teneçeye gelelim ya, niçin teneçe? Şimdi şöyle. Yani bidon olmaz bu örneğin. Bidon olmaz. Şimdi sıcak sıcak kavurma kaynadığı yerde dolum yapıldığı için bidonda zor olur. Yani bidonda erime, koku yapma olasılığı yüksek. Bir de şimdi şey çıkmış. Mesela bu suni bağırsak dedikleri şeffaf bir naylon. Onda da baton kavurma yapılıyor. Onu da bize birkaç kişi söyledi. İşte ondan da yapıyor musunuz ama ya biz teneke yaptık. Yani şimdi ürünümüzü de bozmak istemiyoruz açıkçası. Ama bir baton kavurmayı da deneyeceğiz. Yani o yapay bağırsağı alıp bir deneyeceğiz ama ben tercihim teneke, şöyle teneke her zaman sağlıklıdır. Yani bu kesin bir bu teneke şey. Kesimiyle ilgili bir eleştiri gelmiş. Şimdi teneke kesimiyle ilgili bir eleştiri geldi. İşte üstünün ağız kısmını açabilirsiniz diye. Doğrudur, bir aparatı var. Teneke ağız açma aparatı var ama o sadece tenekenin dört bir ağzını açar. Fakat kavurma bir peynir gibi değil. İçinden çekip çıkarma şansımız yok. Kavurma sert olduğu için dört yanının da açılması lazım. Yani teneke tamamen papatya şeklinde açılması lazım ki kavurmayı çıkar alabilelim. Güzel de açtınız. Yani şimdi orada bir çapak muhabbeti demişler. Çapak nasıl oluşur? Satırı bir yerden vurursun, sonra döner başka bir yerden vurursun. Çapak problemi olabilir ama biz sadece ağız kısmında çekiş kullanıyoruz. Sonra da tenekeyi satırla kesiyoruz. Yani tekrar çıkar bir daha tak işi olmuyor. Ondan dolayı da çapak problemi olmaz. Yani o bir de gözle görülen bir şey. Yani kavurma bir sıvı olmadığı için çapak içine kaçtı hadi görmedik ama üst tarafında ister istemez o çapağı da görebiliyoruz gözle aslında. Böyle bir yorum gelmişti. İnanın yani çok da araştırdım. Birkaç tane bıçak firması aradım. Sürbisayla falan görüştüm. Dedim ki ya buna işte bir aparat mümkün değil. Yani yan taraflarını kesecek bir aparat daha yok. Sadece ağız kısmını, ağız kısmı da peynir tenekelerinde kesiliyor. Güzel bir uygulama. Salça tenekesi kesiliyor. Güzel bir uygulama ama bizim işimizi görmüyor. Yani içinden o kavurmayı çıkaramıyoruz maalesef. Ondan dolayı dört bir yanını kesmek zorundayız. Kavurmadan neler yapılabilir? Ne yemekleri? Vallahi kavurmadan etli olan her yemek yapılır. Yani bugün kuru fasulye kavurma şey işte domates biberle kavurma yaparız mesela, ben onu çok severim, hep de onunla yaparım. Önce bir domatesi soğanı böyle bir kavururum, içine ondan sonra kavurmamızı atarız yani kavurma daha çok dağılmasın diye. Özellikle kavurmalı pide şu an gerçekten revanşta. Yani herkes kavurmalı pide yani yapıyor. Yani şimdi Ramazan pidesi yapılıyor mu? Şöyle Ramazan pidesinden ziyade evde aslında onun da videosunu çekmek lazım. Eşim yapıyor.
Şimdi tabii kapalı kavurma yapıyor. Evde pidesini yapıyor. İçine kavurmayı koyuyor. O zaman sen onun videosunu çek bana gönder. Tabii onu da bir gün, hatta videosunu değil, bir gün eşim yapsın. Beraber hem yiyelim, hem iftarımızı açalım, hem de ya, videomuzu çekelim. Yani o kavurmalı pideyi de mesela hamurunu falan her şeyini kendi evde yapar. İçine kavurma koyar kavurmalı ama gerçekten pide. Tabii çok lezzetli olur. Ve kavurmalı pide yapan birkaç firma da şu an bizden almaya başladı. Genelde bu Trabzon yöresinde var bu kavurmalı pide. Şu an birkaç büyük işletmeye de kavurmayı biz gönderiyoruz. Sabah kahvaltısına da iyi gidiyor. Kahvaltı. Sabah kahvaltısının vazgeçilmezi yumurtalı. Yumurtalı kavurma gerçekten. Sade bile yiyebiliyorsunuz. Tabii sade bile yersiniz ama yani yumurta daha bir içinde hoş oluyor. Ya bizim zaten şöyle söyleyeyim Bedir Bey, yani bizim etimiz lezzetli. Ya biz eti bir kere salt bile, yani böyle hiçbir şey yapma, sadece öyle bir iki ısıt, ağzına at, o onun bile lezzeti yetiyor. Yani ne bir baharat, ne bir tabii ya. Yani bizim etimizin suyunda lezzet var. Yani bu bir gerçek. Yani Kars etinin suyunda bile bir lezzet var yani. Bunun için de biz çok bir baharat kültürü olan bir memleket değiliz. Çünkü niye, biz etin sade tadını almayı seviyoruz yani. Bu bir kesin bir şey. Bunu biz sade tadını almayı istiyoruz. Ondan dolayı da bizim çok bir baharat kültürümüz yok. Ondan dolayı sabah kahvaltısında da yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinde de işte dediğim gibi, yani etli yaptığınız her şeyin içinde. Yani bu eti, hazır pişmiş eti düşünün. Önceden işte yemek yaparken önden et atıyordunuz. Bunda tamamen tersi, arkadan işte malzemeler piştikten sonra son bir 5 dakika kala etinizi atın, ikisinin uyumunu birleştirin. Güzel bir yemek, oturun yiyin. Yani bu güzel bir ürün hem de. Yani kaliteli ve sağlıklı bir ürün. Kavurma koydum tasa, ağam yer, paşam yer, doldurdum basa basa, di gel gel, doldurdum basa basa, di gel gel, haydi yavrum hopla gel, di gel gel, fistanını topla gel, di gel gel, Zeki Bey sütten al da gel, di gel gel. Aynen böyle. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz bir teşekkür başka ederiz. Yayında kavurma pidesi ve kavurma yemekleri yayınlarında görüşmek aynen üzere. Aynen öyle. Eyvallah. Öncelikle merhaba. Ben Zeki Bey Süt işletme sahibi Caner Özilmaz. Ramazanınızı, tüm İslam aleminin Ramazanını kutlarım, tebrik ederim. Hayırlı Ramazanlar olmasını canı gönülden dilerim. İkinci videomuza geçtik. Birinci videomuzda bize yorum yazan, ilgi alaka gösteren tüm müşterilerimize, tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm Müslüman aleminin Ramazan şerefini kutlarım. Ben Caner Özilmaz. Geçen videomuza çok güzel bir etki oldu. İnsanlar izledi ve talep ettiler. Öncelikle bizden alışveriş yapan yapmayan, videomuzu beğenen tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Bu ikinci videomuz. Kavurmada yine tabii Kars'ın öncü firması Caner Özilmaz olarak, Zeki Bey Süt olarak karşınızdayız. Şimdi bir gene aynı geçen seferki gibi bir 20 kilo kavurmamızı atacağız. Bu arada Zeki Bey Süt'e geçen videomuzdan gelen yorumlara teşekkür ediyorum, iyi yorumlara. Kötü yorumlara da teşekkür ediyoruz. Kendimizi bazı konularda daha iyi toparladık. Giden siparişlerde şükür şikayetlerimiz yok. Yani güzel bir çalışma olmuştu. Bu sefer de tekrar yeni bir kavurmamızı açıyoruz. Ramazan'ın vazgeçilmez diye iftar sofralarımıza gerçek bir renk katacak bir ürün. Doğal, Kars'a özgü bir ürün. Geçen videomuzdan sonra gelen maliyetlerden dolayı fiyatlar epey bir zamlandı. Fakat biz yine vatandaşlarımız yesinler diye kendi karımızdan feragat ettik.
Bu sefer ürünümüzü geçen seferden bir 20 TL farklı satmayı öngördük. Kilogram fiyatımız 160 liraya çıktı. Bir de geçen videoda en çok yorumlar konusunda oldu. Tenekeyi açma konusunda. Bunun sadece ağzını açabilmemiz için bir aparat var piyasada ama bizim kavurmamız bir peynir değil. Peynir gibi yumuşak bir ürün değil. Sadece ağzını açtığımız zaman bu ürün tenekeden çıkmıyor. Tenekeden çıkamadığı için de bu şekilde tamamen tenekenin dört bir yanını kesmek durumundayız. Çapak falan demişler. Kesinlikle çapak olasılığı yok. Çünkü tek kalemde yani satırı vurduğumuz yerden başlayıp bitiriyoruz. İkinci bir deneme yapmıyoruz. Ondan dolayı da çapak olasılığı sıfıra geliyor. Şöyle kavurmamız yine her zamanki gibi muhteşem. Bir de geçen işte gazete üstünde kesilmiş diye bir yazı vardı. Onda da gazete değil Zeki Bey Süt logolu poşetlerin üzerinde kesmiştik. Şimdi şeffaf poşetin üstünde kestik. Bu tarz şeylere gelmeyelim diye. Evet yine kavurmamız her zamanki güzelliğiyle, her zamanki yağ oranıyla şöyle. Bu konuda gerçekten marka olduğumuzu iddia ediyoruz. Kokusu hemen geldi. Tabii. Buram buram et kokusu, kavurma kokusu. Direkt burnumuza değdi. Lezzeti zaten dillere destan. Damak çatlatan bir lezzeti var. Şöyle. Saygıdeğer izleyicilerimizden önce özür diliyorum. Çünkü birazdan tadına bakacağız ama bu Ramazan olduğu için o işe giremiyoruz. Şöyle. Şu üst tarafında teneke ağız kısmında biraz tabii yağ oranı fazla oluyor. Bunu da müşteriye gönderirken ona göre ayarlamasını yapıyoruz. Şöyle. Ama kavurmamız her zamanki gibi lokum gibi şöyle. Şu an yememek için kendimizi zor tutuyoruz. Oruç oruç. Kesinlikle içinde yine sinir, damar kesinlikle yok. Ürünümüz tamamen kol, but, antrikot, kontrfile yani etin en pahalı yerleri, en kaliteli yerlerini kullanıyoruz. Kaburga kısmını sucuğumuza kullanıyoruz. Kaburga kesinlikle içine atmıyoruz. Ürünümüz bu şekilde yine birinci sınıf. Caner Özilmaz, Zeki Bey Süt.